En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Ocak 2024 Pazartesi ben Ferhan Kösoğlu. Yeni haftanın ilk camiada gündemiyle karşınızdayız. Yine gündemimiz oldukça yoğun. AFD'nin Alman vatandaşlığına geçenler de dahil tüm göç kökenleri ülkeden sürgüne gönderme planına tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı hafta sonu düzenlenen bir gösteriye katıldı bir plana karşı. Öte yandan İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri de durum çok ciddi açıklaması yaptı. Tüm bu detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Yine Nürnberg'de aralarında Türklerin de bulunduğu Göçmenlerin yaşadığı bir bina üçüncü kez ateşe verildi. Ee, Türkiye'nin Nürnberg başkonsolosu da olay yerindeydi. Detayları aktaracağız. Yine Hollanda'da maalesef Kur'an-ı Kerime yönelik saldırılar var. Provokasyona tepki gösterenlere polisin tutumu da sert oldu. Onu da aktaracağız. Yine Almanya'da vatandaşlık parası ile ilgili de önemli bir gelişme var. Vatandaşlık parası alıp kendilerine önerilen işleri beğenmeyenlere yönelik yeni yaptırımlar var. Bakanlar kurulundan geçti. Onun detaylarını aktaracağız. Ancak muhalefet yine de bu yetersiz diyor. Daha fazla yaptırım istiyor. Ee, onu da aktaracağız. Son olarak Fransa'da bir cami içerisinde cemaat varken sabah namazını kılmak için camiye gelen cemaat varken ateşe verildi. Bununla ilgili de soruşturma var. Hem bu haberin hem de diğer haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cami'de günden başlıyor. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin tüm göç kökenleri sürgüne gönderme planına tepkiler sürüyor. Almanya'da hafta sonunda da pek çok kentte aşırı sağ tehlikesine ve aşırı sağcıların göçmenleri sürgün çağrısına karşı gösteri yapıldı. Gösteri ve yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde yapılan gösteriye Başbakan Olaf Scholz'la birlikte Dışişleri Bakanı da katıldı. Almanya'da Alman vatandaşı olsa da milyonlarca göç kökenli için sürgün planı yapan aşırı sağcı parti AFD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Hafta sonunda Berlin ve Hamburg olmak üzere birçok şehirde AFD'nin yasaklanması için gösteriler yapılırken, Berlin'in komşu eyaleti Brandenburg'un başkenti Potsdam'da da halk sokağa döküldü. Potsdam rengini belli ediyor sloganıyla düzenlenen demokrasi gösterisine, Başbakan Olaf Scholz'la Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da katıldı. 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteri sırasında faşizme yer yok sloganları atıldı. Ellerinde AFD yasaklanmalı, AFD'nin yasaklanması için daha ne kanıt gerekiyor gibi afişler taşıyan göstericiler, toplumsal barışı dinamitleyen, demokrasiyi devre dışı bırakmak isteyen bir partiye demokratik hukuk devleti Almanya'da yer yok, olmayacak da. Gelin aşırı sağa ve sağ popülistlere karşı hep birlikte mücadele ederim çağrısında bulundular. Gösteri sonrası basın mensuplarını açıklama yapan Scholz, bu bir güçlü demokrasi gösterisidir. Yurttaşlarımız aşırı sağcı düşünceye de, aşırı sağcıların planlarına da karşı olduğunu, her zaman olduğu gibi burada da açık bir biçimde ortaya koydu. Biz yurttaşlarımıza her zaman güvenebiliriz, güveniyoruz da dedi. AFD'nin Alman vatandaşlığına geçenler de dahil tüm göç kökenleri sınır dışı etme planına sert tepkiler gelmeye devam ediyor. İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete'de yayınladığı basın bildirisinde AFD'nin planına sert tepki gösterdi. Demokratik partilerin AFD ile aralarına sadece sözde mesafe koymalarının yeterli olmadığına dikkat çeken Mete, bazı eyaletlerde açıkça İslam düşmanı olan AFD'nin en büyük siyasi güç haline geldiğini hatırlattı. Ali Mete, durum ciddi, Almanya'daki Müslüman yaşamı hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı dedi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, AFD'den bazı siyasilerin aşırı sağcı kimlikçiler hareketi ve iş dünyasından bazı temsilcilerle buluşarak, yeniden göç ve asimilasyon planları hakkında görüşmelerin ifşa edilmesi münasebetiyle bir açıklama yaptı. Demokratik partileri AFD ile aralarına sadece sözde değil, özde mesafe koymaya çağıran Mete, aşırı sağ cenahtan bir şeyler devşirmeye çalışmak, insan haklarını göreceleştirmek, Dinin ya da etnik azınlıklara karşı korku ve önyargı uyandıran her açıklama AFD'ye seçim desteği anlamına gelir diye konuştu. İGMG Genel Sekreteri Mete sözlerini şöyle sürdürdü. Ortaya çıkan son haberlerle birlikte AFD'nin zihniyetine dair kalan tüm şüpheler de artık ortadan kalkmalıdır. Tüm demokratik partileri bundan böyle kendi politikalarını eleştirel bir gözle yeniden incelemeye ve yeniden düzenlemeye davet ediyoruz. Bu durum özellikle mülteci politikası için geçerlidir. Mevcut anketler ışığında İslam toplumu milli görüş olarak büyük bir endişe taşıdıklarını vurgulayan Mete, "Durum ciddi. Almanya'daki Müslüman yaşamı hiç bu kadar tehdit altında olmamıştır. Siyasi olarak AfD'nin ekmeğine yağ sürmeye devam eden herkes de bu suça ortak olmaktadır." dedi. Nürnberg'de Türklerin de yaşadığı bir apartman 2 yılda üçüncü kez kundaklandı. Allah'tan yangın önceden fark edildi de olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de olayda mağdur olan aileleri ziyaret etti. Camia TV'ye yaptığı açıklamada dava sürecinin takipçisi olacaklarını duyurdu. Nürnberg'de Türklerin de yaşadığı bir apartman iki yılda üçüncü kez kundaklandı. İlk kundaklama girişimi 26 Mayıs 2022'de yapılan bina 11 Ocak 2024'te yakılmak istendi. Saldırganlar son olarak da cumartesi sabahı saat 4.30'da yine aynı binayı hedef aldı. Giriş katta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bina sakinlerinin bir kısmı geçici olarak bir otele yerleştirildi. Üst üste yapılan bu kundaklamalar apartman sakinlerini korkuttu. Polis ve itfaiye ekipleri kundaklamayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, aralarında Türk vatandaşların da kaldığı mağdurları yerleştirdikleri otelde ziyaret etti. Başkonsolos Cebeci ardından kundaklanan binaya giderek incelemelerde bulundu. Başkonsolos Fatma Cebeci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin üçüncü kez olması çok üzücü, bunun bir tesadüf olması düşündürüyor. Bu tür olayların küçük büyük demeden itina ve dikkatle araştırılması gerekiyor, dedi. 13 Ocak Cumartesi gecesi Nürnberg'de aralarında üç Türk ailenin de yaşadığı bir binada yangın çıkarıldığını üzüntüyle öğrendim. Maalesef aynı binada daha evvel de benzer şekilde iki hadise yaşanmış. Söz konusu olaylarda herhangi bir kaybın olmaması ise hepimizi sevindirmiştir. Olay elbette ki Nürnberg Emniyet Güçleri tarafından araştırılmakta. Biz de başkonsolosluk olarak vatandaşımızın hep yanında olacağız. Cebeci sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Evet tabii umuyoruz kısa sürede yargı bununla ilgili bir kararda verecektir. Faillerle ilgili. Tabii maalesef bugün sizlere güzel haberler de paylaşamıyoruz. Sürekli bu noktada hem aşırı sağ hem de ırkçıların hem saldırı hem de AFD'nin yaptığı planı sizinle paylaşmak durumunda kaldık. Bu haberlere devam ediyoruz. Şimdi Hollanda'ya uzanacağız. Hollanda'da da çirkin bir provokasyon var. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan. Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Pegida Hareketi liderinin Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemi Arnhem şehrini karıştırdı. Polisle Kur'an'a yönelik çirkin provokasyonu protesto edenler arasında olaylar çıktı. Polis Kur'an'a yönelik saldırıyı gerçekleştirenleri koruma altına alırken bu çirkin eylemi durdurmaya çalışanlara ise sert müdahalede bulundu. Hollanda'da aşırı sağcı Pegida hareketi Arnhem kentinde Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştığı olaylar çıktı. Hollanda polisi ıkçı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar hareketinin Arnhem kentinde Kur'an-ı Kerim yakma eylemini engellemeye çalışan gruba müdahale etti. Polisin Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyenlere yönelik tutumuysa sert oldu. Grup üyeleriyle polis arasında çıkan arbede nedeniyle Pegida'nın gösterisi sona ererken polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı, 3 polis memurununsa hafif yaralandığı bildirildi. Pegida liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi. Yasalarca gösteriyi yasaklama hakkı olan Fas kökenli Arnhem Belediye Başkanı Ahmet Mor koçsa, Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını belirterek, Kur'an'ın yasaklanmasına tepki gösteren göstericileri hedef aldı. Şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Denk Partisi Arnem Belediye Meclis üyesi Yıldırım Usta ise yayınladığı basın bildirisinde belediye başkanının Pegida'nın Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine izin vermesini eleştirdi. Usta, fikir özgürlüğü bahanesi altında yapılan bu açıkça nefret suçu görmezden gelindi. Polisin köpeklerle Müslüman göstericilere karşı tutumunu sadece gerilimi tırmandırmaktan öte bir işe yaramadı dedi. Evet, Almanya ile başladık, Hollanda ile devam ettik. Maalesef yine bugün bizi üzen haberlerin devamı da Fransa'da yaşandı. Fransa'da bir cami içerisinde cemaat varken yakılmaya çalışıldı. Fransa'nın batısında yer alan Saint Martin de Champs kasabasındaki cami sabah namazında cemaat içerisindeyken yakılmak istendi. Kimliği belirsiz bir kişi cami önüne gelerek yanıcı bir cisimle cami kapsına serpti bu yanıcı bir cismi. Daha sonra ise cami ateşe verip olay yerinden uzaklaştı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Fransa'nın Finister vilayetine bağlı San Merten de Champ kasabasındaki camiye sabah namazı sırasında kundaklama girişiminde bulunuldu. İçeride cemaat varken cami kapısına benzin döken bir kişi cami kapısını ateşe verdi. Fransa İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada San Martin-de-Champ'taki camiye 13 Aralık'ta sabah namazı sırasında yapılan kundaklama girişimi kınandı. Fransa İslam Konseyi cami cemaati ve yönetime desteğini ifade ederken Fransa'daki tüm camilere saldırılara ve kundaklama girişimlerine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Ceral Derman'dan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek Finister'deki Müslümanlara desteğini ifade etti. Evet maalesef Avrupa'da bu aşırı sağ söylemler, aşırı sağ partiler yani son dönemde o kadar artmaya başladı ki hem Almanya'da yapılan anketlerde bunu görüyoruz. Özellikle Doğu eyaletlerde AFD'nin aldığı oy oranlarının rekor kırması. Tabii, tabii sadece bu Almanya özelinde de değil. Yine geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimde malum Hollanda'da aşırı sağcı bir parti şu anda iktidar olma arefesinde. Yine Fransa'da gelecek dönemde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Löpen'in partisi de yine e, birinci parti yapılan anketlere göre yani Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin maalesef aşırı sağcı söylemler o kadar çok prim yapmaya başladı ki e, bu tarz saldırı haberlerini biz de sürekli yer vermek durumunda kalıyoruz. tabi bunlara yer vermek de çok da istemiyoruz ancak maalesef e, bunların da sizinle paylaşmak durumundayız. Bunların her biri bir haber. E, onun için umarız bu noktada bu gidişat bir şekilde ülkeler bu noktada gerekli önlemleri alırlar camilere yapılan saldırılar yine Müslümanlara yönelik saldırılar ve tabii ki kutsalımıza yönelik bu tarz provokasyonlar umarız bu noktada hükümetler gerekli önlemleri alır ve biz de ilerleyen dönemde daha fazla bu haberlere bültenimizi yer vermek durumunda kalmayız. E, ee, tabii yine Almanya'daki bir gelişmeyle devam edeceğiz. Almanya'da özellikle vatandaşlık parasını alanları da yakından ilgilendiriyor. Almanya'da vatandaşlık parasını alıp kendisine önerilen işleri beğenmeyenlerle ilgili yeni yaptırımlar Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Yeni dönemde işleri beğenmeyenlere ödenen yardımlar belli bir süreliğine kesilecek. Almanya'da bir sonraki seçimlerde birinci parti olmasına kesin gözüyle bakılan CDU ise bu yaptırımı yetersiz buldu bu kişilerin tüm sosyal yardımlardan muaf tutulmasını istedi. Almanya'da vatandaşlık parası alanlara karşı uygulanan yaptırımlar daha da sertleştiriliyor. Hükümet Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen tasarıya göre iş bulma merkezleri, mağdurların işe başlamayı ısrarla reddetmeleri halinde vatandaşlık ödeneğini en fazla iki ay süreyle tamamen iptal edebilecek. Maaş kesmede ilgili kişiye sunulan iş imkanının makul olması ve işi reddetmeyle ilgili de geçerli bir nedeninin olmaması dikkate alınacak. Hükümet Anayasa Mahkemesi'nin vatandaşlık ödeneği alan bir kişinin somut ve makul bir iş teklifini iyi bir neden olmaksızın reddetmesi durumunda yardımların tamamen geri çekilmesini ilke olarak mümkün gördüğüne de atıfta bulundu. Ana muhalefet Hristiyan Demokrat Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Almanya Eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn hükümetin getirmek istediği yaptırımların yeterli olmadığını ileri sürdü. Bu doğru bir adım ancak yetmez diyen Yen Şipan, gerekirse anayasa değişikliğine gidelim önerisinde bulundu ve kendilerine yapılan işleri kabul etmeyenlerin vatandaşlık parasının bir an önce kesilmesini istedi. Yen Şipan konuya ilişkin medyaya yaptığı açıklamada, çalışabilen ve kendisine bir iş teklifi yapıldığı halde bu işi kabul etmeyenler, İlk olarak vatandaşlık parası alamamalıdır ifadelerini kullandı. Evet, şimdi iş beğenmeyenin yardımları kesilecek. Ancak bu noktada tabi e, bu kurumların, Job Center'ın bu noktada nasıl hareket edeceği de önemli. E, iş önerilen kişinin iş beğenmeme nedeni ne? Burada gerekçe sunması gerekiyor bu kişilerin. E, burada da e, tabi bu kişilerin geçindirmesi gereken bir aile var vatandaşlık parasıyla geçinen de milyonlarca insan var. Bu noktada geçtiğimiz günlerde size de bir soru sormuştuk. Sizce yardımlar kesilmeli mi diye? Büyük çoğunluk aslında kesilmeli taraftarı ama haksız yere yardım alanlarla ilgili bu e, tahmin, bu görüş yoğunlukta. Tabii bu önemli. Haksız yere bu yardım alanlarla ilgili bu adım atılabilir. Ancak gerçekten mağdur olup yardımlarla geçinenler için değer eğer yardımı birkaç ay kesilirse bu kişiler nasıl geçinecek? Almanya'daki son dönemdeki ekonomik durum da belli. İnsanlar neredeyse bir ay sonunu zor getiriyor birçok kişi. Böyle bir yardımın kesilmesi durumunda da ne kadar çok mağduriyet ortaya çıkacak? Gelin bunu da siz tahmin edin. Bu haberle de bugünlük yayın bültenimizi bitirmiş olalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.